Tekrardan günaydın çocuklar. Bugün 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü, haftanın ilk günündeyiz. Matematik dersiyle devam edeceğiz. Matematik kitaplarımızı açalım. Matematik kitaplarımızı açalım. Sayfayı söyleyeceğiz. Evet, sayfa 49'a bakalım çocuklar. Sayfa 49'a bakıyoruz. Paylaşıyorum ekranımda. Matematik kitabı sayfa 49. Sorularımız var. Buradaki sorular ödevdi. Daha çözmedik. Bu sayfa 49'da çözelim. Sonra yeni konumuza geçeceğiz. Zamanla konuşma konusuna. Şimdi 7. soruya bakıyoruz. Bir market sahibi 5 teneke peynir, 3 torba pirinç aldı. Mikrofonlarımız kapalı olsun. Bir teneke peynir 15 kilogramsa kilogram ve bir torba pirinç 4 kilogramdır. Marketçinin aldıkları toplam kaç kilogramdır demiş. Evet, biraz uzun ve zor bir soru olabilir. Cevabı bulan var mı? Kaç buldunuz bu sorunun cevabını? Zerrin kaç buldun? 87 buldum. 87. C şıkkı 87 dedim. Başka bulan var mı? İbrahim. 79 buldum. 79 diyorsun. Cennet. Öğretmenim, sayfayı bir daha söyler misiniz? Pek anlamadım. Tamam, söylüyorum. Sayfa 49. Matematik kitabı sayfa 49'dayız. Evet. Başka söylemek isteyen bulduğu cevabı. Evet, birazcık zor bir soruymuş. Kabul ediyorum zor olduğunu. Okuyalım ama yapabiliriz birlikte. Bir market sahibi 5 teneke peynir almış değil mi? 5 teneke peynir. Bu tenekelerin her biri kaç kilogrammış? 15 kilogrammış. O zaman ben 15 ile 5'i çarparsam kaç kilo peynir aldığımı bulurum. İlk olarak onunla başlayalım. 15 ile 5'i çarpıyorum. 15 yazdım. Altına 5 yazdım. Çarpı 5 yazdım. 15 ile 5'i çarpıyorum ilk önce. Toplam kaç kilo peynir aldığımı bulabileyim. Tamam mı? Çarpmayı hatırlayın, nasıl yapıyorduk? Bu alttaki sayıyla hem bunu hem sağdakini hem soldakini hem 5 ile hem 1 ile çarpacağız. 5 kere 5 hatırlayalım. 25. 25'in 5'ini yazdık. 2 elde. 5 kere 1 5, 2 de elde var. 7. 75 olarak bulduk. Bu bulduğumuz nedir? Peynirlerin kilosu değil mi? Toplam kaç kilo peynir olduğunu bulduk. 75. 75 kilogram peynir. Bu bulduğumuz. Peynir.
75 kilo peynir. Tabii burada bitmedi sorumuz daha. Neden? Çünkü pirinçler de var daha. 3 torbada pirinç almışız. Pirinçler kaç kiloymuş? 4 kiloymuş her biri. O zaman 3 ile 4'ü çarparsam 3 kere 4 12 kilogram daha. Ne almışız? Pirinç. 75 kilo peynir, 12 kilogram pirinç. Bu ikisini toplayacağız. Toplam kaç kilogram aldığımızı bulacağız. 75 ile 12'yi toplayalım. Siz de bu yanıtları geçirin çocuklar. Yani yanlış yaptıysanız düzeltin. Yanıtlarınızı kontrol edin. 5, 2 daha 7. 7, 1 daha 8. 87 olarak yanıtımızı. Örneğin 49. Sayfa 49'dayız Esma Nur. Esma Nur, sen neden, bir şey sorabilir miyim sana? Sen neden her derse geç kalıyorsun? Ve sonradan böyle atılıp da sayfa kaç diye soruyorsun. Lütfen derse vaktinde girelim, tamam mı? Sonradan girdiğinizde bu şekilde dersi bölüyorsunuz istemeden de olsa. Evet, 15 ile 5'i çarptık. Peyniri bulduk 75 diye. Daha sonra 3 ile 4'ü çarptık. 12 kilogram bulduk pirinci. 75 ile 12'yi topladık. Cevap 87 olarak bulduk. C. Evet. 8. sorudayız. Bir kuru yemişçi 18 kilogramlık leblebiyi eşit miktarda 6 poşete böldü. 6 poşete böldü. Değil mi? Poşetlerden 4'ünü sattı. Geriye kaç kilogram leblebi kaldı diye sormuş. Annem, yarın canlı ders var mı? Mehmet, mikrofonunu kapatır mısın? Mehmet Cem Polat, lütfen mikrofonunu kapat. Mehmet, mikrofonunu kapat. Evet, 8. sorunun cevabını ne buldunuz? Bulanlar ne buldunuz? Bunlar ödevli çocuklar. Bulmuş olmanız gerekiyor. 8. sorunun cevabını ne buldunuz? Hiç bulan yok mu? Zebrin? Onu buldum öğretmenim. İbrahim? 6 buldum öğretmenim. 6. Başka bulan? Hatice? Ben 8 buldum öğretmenim. 8. 3 kişiye sorduk. 3'ü de farklı cevap söyledi. Azra da aldı demiş. Çözelim çocuklar. İyi dinleyin. Bakın çözümünü iyi dinleyin. Bir kuru yemişçi 18 kilogramlık leblebiyi eşit miktarda 6 poşete böldü. 6 poşete bölmüş değil mi 18 kilogramlık leblebiyi? Ben 18'i 6'ya bölersem her paketin kaç kilo olduğunu bulurum. 18'i 6'ya böldük. 3 kilogram. Her bir paket. Her bir paket değil mi? 6 pakete bölmüşüz. Her paketimizde 3 kilogram. Poşetlerden 4'ünü satmış. 4'ünü satmış. Yani 4 tanesini satmış poşetlerden. Poşetlerin her biri 3 kilogramdı. 4 kere 3, 12 kilogramını sattı yani. 12 kilogramını sattı. Kaç kilogram kaldı diyor. 18'di başlangıçta. 12'sini sattığına göre 18'den 12 çıkartırsak cevap 6 olarak bulduk. Cevap A. 6 bulanlar doğru buldu.
İlk olarak 18'i 6'ya böldük. Her paketin 3 kilogram olduğunu. Sonra 4 paketi satmış. Yani 4 kere 3 12 kilogramı satmış. 18'in 12'sini sattı. 18'i 12'den çıkartırsak, 12'yi 18'den çıkartırsak cevap 6 kilogram olarak buluyoruz. Cevap A. Dokuzuncu soru çok basit bir soru. Herhalde herkes cevap verebilir buna. Dokuzuncu soru çok basit. Kilogramı 2 lira olan kayısının 3 kilogramı kaç liradır? Kilosu 2 liraymış. 3 kilosu kaç liradır diyor. Yani 2 kere 3. Abi? 6. 6. Hatice? 6. Zerrin? 6. İbrahim? 6 öğretmenim. Sarp? 6 öğretmenim. Hasan? B6. Azra da 6 demiş. Evet, kilogramı 2 liraymış değil mi? 3 kilogramı kaç liradır diye sormuş. Kilosu 2 liraysa biz 3 kilosunu bulmak istiyoruz. 2 ile 3'ü çarparsak 2 kere 3 6 kilogram 6 lira olarak buluruz. 2 kere 3 6 lira olarak bulur. 3 kilosu da 6 lira. Cevap B. Onuncu soru da çok basit. 7 tane 10, 7 tane elma 1 kilogram geliyor. 7 tane elma 1 kiloymuş. Peki 3 kilo kaç elmadır diye soruyor. 3 kilogram elma kaç tanedir? 10. soruyu ne buldunuz? Sarp, çok basit. 21. C 21. 21. Hasan? 21. Tamam. Hatice? Evet, derse katılalım çocuklar. C21. Başka söylemek isteyen? İbrahim? Hep aynı kişiler derse katılıyor. Evet. C21. Zerrin? C21. Evet, 7 ile 3'ü çarparız. 7 kere 3, 21 değil mi? 7 kere 3... 21. Cevap C. İbrahim'in birinci soruyu okusana bize. İki kilogramı 6 lira olan kirazdan 5 kilogram alırsam kaç lira ödemem gerekir? Evet, 2 kilogramı 6 lira olan kirazdan 5 kilo alırsam kaç lira ödemem gerekir? 2 kilosu 6 liraysa 1 kilosu ne kadar? 3 lira değil mi? 1 kilosu 3 lira. Peki 5 kilo alırsam? 3 kere 5. Cevabı ne buldunuz? Hatice? 15. Abi? 15. 15 dedin. Mikrofonu kapaman, mikrofon diyorum, kamerası kapalı olanlar açsın lütfen. Azra da 15 demiş.
Bazılarının neden kamerası kapalı? Zeynep, sen ne buldun? On beş öğretmenim. 15 dedin. Zerrin? 15. 15. Hasan? 5 sayfa kaç? Hasan? 12. sorudayız. Duymadık. Parmak kaldırma. Beş. Tamam. Evet, sayfa 49'dayız. Mikrofonunu kapat. Zerrin, mikrofonunu kapat. Evet, 2 kilogramı 6 liraymış. Değil mi bu kirazların? 2 kilosu 6 liraysa 1 kilosu 1 kilogramı o zaman 3 liradır, değil mi? 1 kilogramı 3 lira olduğunu bulduk. 2 kilosu 6 liraysa 1 kilosu 3 lira. Kaç kilo almışız? 5 kilogram almışız. 5 kilogram almışız kirazdan. Kilosu 3 lira. 5 kere 3, 15 lira vermiş olduk. Cevap B, 15. Evet, son sorudayız. Bu soruyu da çözür. Dersimizi sonlandıracağız. Abi, son soruyu bize okur musun? Sekiz kilogram gelen bir ceviz torbasına kaç kilogram ceviz konulmalıdır ki 12 kilogram olsun? Evet, çok basit değil mi? 8 kilo bir ceviz torbası varmış. Kaç kilogram daha eklersek 12 olur. Yani 8'i kaçla toplarsak 12 olur. Hatice? Dört öğretmenim. 4 dedim. Zeynep? Benim dört. Zerrin? Dört. Zara? Dört. Halil de 4 dedi. Sarp? A4. 4. İşlem yapmamıza bile gerek yok değil mi? 8 kilogramlık ceviz torbasına 4 kilogram daha eklersek 8, 4 daha 12 kilogram eder. Cevap A4. Evet çocuklar, sayfa 50'ye geldik. Sayfa 50'yi açalım önümüze. Sayfa 50'de kalıyoruz. Bir 15 dakika ara verelim. Sonra sayfa 50'den devam edeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye.